Öncelikle söylediğiniz gibi Sayın Başbakanımız bence bu konuda çok yalnız bırakıldı. Sivil toplumlardan ve diğer kuruluşlardan iyi bir destek gelmesi lazımdı. Başbakanımıza destek adına, Milli Eğitim Bakanımıza destek adına ben spor tarafından bakarak bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Dershaneler malumunuz 4. sınıfta, 3. sınıfta, ilkokul 3'ten başlayarak çocuk kapma yarışındalar. Tabii bu da bizim sporu olumsuz yönde etkiliyor. Bunun etkilemesinin en büyük sebepleri kabiliyetli sporcular, kabiliyetli gençler, aynı zamanda eğitimde de başarılı olanlardır. Bu yıllardır bilinen bir şey. İlkokul 3'te 4'te dershane kapısında, daha sonra özel okullarda yine özel öğretmenleri, veliler gezdire gezdire çocukları yürütmez ettiler yani. O dershanenin kapısından al, özel hocanın evine götür, özel hocanın evinden al, okula götür, okuldan eve getir. Veliler çok güzel spor yapıyor bu konuda. Ama maalesef çocuklar masa başından kalkmıyor ve bildiğiniz gibi basında, televizyonda ve eğitim kurumlarında yine üniversitelerde bahsedildiği gibi obeziteler ilkokul seviyesine indi. Çok kilolu çocuklar, çok kilolu aileler, veliler yine bununla birlikte gençler görüyoruz. Neden? Spor yapmadıkları için. Orada yaşanılan vakit kaybını sporda ne şekilde değerlendirmeliler size göre? Şimdi bence ablacığım ben 40 yıldır sporun içindeyim. Aynı zamanda da bir eğitim kurumunda 16 yıl yöneticilik yaptım. Yani sporcunun ne yapması gerekir, nasıl bir spor yapması gerektiğini öncelikle okuldaki beden eğitim hocaları, o çocuğun kabiliyetlerine, yaptıkları veya becerilerine göre onları yönlendirir. Bir sporcu veya bir öğrenci illa basketbol oynayacak, voleybol oynayacak diye bir şey yok. Yüzme bir yapabilir, koşu yapabilir, satranç daha iyi yapabilir. Yani bu da bir spordur sonuçta. Ya ama maalesef veliler ve eğitim kurumundaki insanlar bunlara vakit dahi bırakmıyor çocuklara. Çocuğun tek vakti servislerin içindeki oynadıkları oyunlar. Servis şoförlerinden bu konuda çok şikayet geliyordu. Çocuklar yerinde oturtamıyoruz diye. Çünkü oynadıkları yer burası diyor. Okulun önünden alıyoruz, dershaneye götürüyoruz, dershaneden evine bırakıyoruz, yukarıya çıkıyor. Bu maalesef var. Bununla birlikte ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde 3000'li, 4000'li okullar var Kayseri'de, malumunuz. Bu okullardaki beden eğitim öğretmenleri veya eğitim kurumundaki insanlar 10 kişilik, 12 kişilik basketbol takımı çıkaramıyor. 4000 öğrencinin içinden 10 tane sporcu çıkmıyor. 4000 öğrencinin içinden 12 tane, 15 tane futbolcu çıkmıyor. Çünkü çocuklar koştur koştur dershane. Koştur koştur başka bir şeyler. Yani siz buralara kanalize etmezseniz yani yaranın diğer şeyleri daha farklı. Çeteleşmeler, bilmem neler. Bunlar beni çok ilgilendirmiyor ama maalesef spora gitmeyen, spora yönlenmeyen çocuklarda bu tür şeyler başlıyor. O tecrübelerinize dayanarak hem eğitimdeki hem de spor hayatındaki tecrübelerinize dayanarak spor yapan öğrencilerin daha başarılı olduğunu söylemek mümkün mü? İddia ediyorum, spor yapan öğrencilerin hepsi başarılıdır. Seviyeli, kaliteli bir spor yapıyorsa, düzenli bir spor yapıyorsa o çocukların hepsi de üniversitede, lisede, ortaokulda hepsinde başarılıdır. Bunları ben kendi branşımla ilgili, basketbolla ilgili sayfa sayfa yazarak gösterebilirim. Şu an okuyan öğrenciler, üniversiteye giden öğrenciler, şu an üniversitede bitmiş ticari hayata atılmış insanlar da bunu tek tek gösterebilirim. Yani başarılı olmak için dershaneye gitmek şart değil, spora gitmek yeterli gibi bir şey. Evet, şu an liselerde, Kayseri'deki liselerde isim vermek istemiyorum. Çünkü branşım içindeyim. Kayseri dışından, il dışından, doğudan, batıdan öğrenci getirip liseye kaydedip basketbol oynatıyorlar. Transfer ediyorlar. Lise çağında. Aynı okulun 3000 öğrencisi var. Aynı okulun 2000 öğrencisi var. Bunun içerisinde 12 tane öğrenci bulamıyorlar. Şu an Kayseri'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün kayıtlarına bakın, milli eğitime bakın. Okullar arası sporların seviyesi o kadar düştü ki 3 okul, 5 okulla yapılıyor maçlar. Kayseri'de 100'ün üzerinde lise var. Hiçbirinden öğrenci çıkmıyor.
annelere babalara sorduğumuzda işte oğlum dershaneye gidiyor, kızım dershaneye gidiyor. Tabi tabirde biraz ağır ama ineğe danayı satıp dershaneye para veriyorlar. Ve o dershaneden üniversiteye gidiyorlar. Üniversiteden de çıkıp geliyorlar. Ben müteahhitim, bizim inşaatta amelelik istiyorlar. Ve onu da yapamıyorlar. Onu bile beceremiyorlar. Yolda yürüyemiyorlar bu çocuklar maalesef. Kızlar erkek gibi yürümeye başladı. Maalesef bunlar var, bu okulda eğitim mi olur? Ha, bir benzer tarafımız var dershanelerle. Nedir diye sorarsanız transfer. Biz sporcu transfer ediyoruz yurt dışından, yurt içinden. Basketbol oynatıyoruz. Dershaneleri çok güzel birbirinden, okullardan, diğer dershaneden öğrenci transfer ediyorlar. Ev vererek, araba vererek, para vererek bu transfer politikamız birbirimizle uyuşuyor. Onun haricinde uyuşan hiçbir şey yok. Gençliğimiz maalesef gidiyor. Ben buradan Başbakanımıza ve yerel buradaki milli eğitim müdürlerimize, milli eğitimle ilgili bakanımıza bu konuda sonsuz destek veriyorum. Elimde bir takım bilgiler, bir takım benim de çalıştığım veya bana gelen bilgiler doğrultusunda dershanelerde ne yapılıyor, okullarda ne yapılıyor, spor adına ne yapılıyor. Benim branşım bu, benim bununla ilgiliyim. Ben öbür tarafını, siyasi tarafını bilmem, farklı taraflarını çok anlamam. Anlasam da benim şeyim değil. Benimki spor konusunda. Maalesef gençlik eriyor, gençlik gidiyor, hastalıklar. Gidin üniversitelere, gidin diğer hastanelere, genç genç çocukları hasta görüyorsunuz. Niye? Spor yapmadığı için.